Neyle yapıyorlardı? Daha çok anlattım bunu. Herkes artık bundan nefret etti ve muz üreticileri bana inanılmaz derecede öfkeliler. Biliyorum bunu. Ama yerli muz üreticisini koruyabilmek adına bunu anlatmamız gerekiyordu. Ekvador'dan, Kolombiya'dan gelen kokainler Ekvador'da çeşitli marka muzların konteynerlarına konuluyordu ve bu konteynerlarda Türkiye'ye sevk ediliyordu. Biz bunların arasında tonlarca kokain çıktığını gördük. Anlattık ve kişileri önce de anlattık. Önce bu görüntüyü anlatamam. Şimdi Murat, yeni bir formül bulmuşlar. Bunu baştan alalım. Bakın şimdi avokado. Kesiyor avokadoyu. Hı hı. Artık ülkemizde de üretiliyor avokado biliyorsunuz. Bu Kolombiya'dan geliyor. Avokadoyu kesiyor. Normalde baktığınız zaman hiçbir şey yok. Avokadoyu kesti ve çekirdeği var içerisinde. Çekirdeği de çıkarıyor. Çekirdeği çıkardıktan sonra bunun içerisine saklanmış olan uyuşturucuyu çıkarıyor. Narkotik polisi. Bakın arkadaşlar. O kadar doğal ki şeyi çıkaramıyor, çekirdeğini çıkaramıyor. Kesiyor. Kestikten sonra çekirdeği yaracak. Uyuşturucunun bize ulaştırabilmesi için, yani bütün herkese ulaştırabilmesi için uyguladıkları yöntemlere bakın. Şunun içerisinde uyuşturucu oldu. Neresi? Şimdi bu nerede yakalanmış? Kolombiya. Zaten yazıyor burada da. Evet. Hı. Buraya geliyor. Türkiye'ye mi geliyormuş? İddia öyle. Şimdi açıyor içini. İçindeki çekirdeğe bakar mısın? Nasıl yerleştirilmiş Timur? Ve bunun içindeyken büyüyor. Avokado büyürken bunun içine yerleştiriliyor. Dışındaki bütün kesik falan değil. Ben bu işte ne zamandır uğraşıyorum, bir yöntemi ilk defa duydum. Evet. Hı hı. Bakar mısınız olaya? Ve burada tonlarca kokain çıkıyor. Tonlarca. Şimdi onu aldı, şuna sürdüğünde ne var onda? Nasıl şimdi bu test da kokain test cihazı. Islak mendil gibi mavi olması gerekiyor bunun. Kokain ise oraya sürüldükten sonra renginin maviye dönmesi gerekiyor. Test bakın maviye döndü. Maviye döndü. Hemen oradaki çabuk test şeyi bu. Bezi diyorlar. İsmi vardı onu unuttum. Bu şekilde de bütün avokadoların hepsini test ediyorlar. Hepsinde kokain var. Ve diyorlar ki biz nasıl mücadele edeceğiz? Ve yani, bunu daha yetişirken işine yerleştiriyorlar. Ya daha fidanken, yani daha meyveyken, daha yaş meyveyken içine yerleştiriyorlar. Timur. Avokadonun içerisinde geliyor bu, kim neyi kontrol edecek bilmiyor. X-ray'de çıkmıyor. Kokusu yok. Hiç kimse bilmiyor. İhbar olmasa bu ihbarla bulunuyor. İhbar sadece. İhbar bu ihbarla bulunuyor. İhbar olmasa bu da görülmez. Çünkü bunun gibi dünyaya en çok avokado ihraç eden firmanın avokadolarında çıkıyor bu. Öncesinde muz vardı. Şimdi avokado başladı. Şimdi bir görüntü daha var. Onu da şimdi bulmaya çalışıyorum ben. Elmanın içinde çıkmış o da. Dubai'de. Elmanın içerisine nasıl yerleştirilmiş. Ve diyor ki dışarıdan bakıldığında elma tüm, yani hiçbir parçası yok diyor. Ama elmanın içerisinde var diyor. Peki başka hangi yöntemle getiriyorlar biliyor musunuz bunu? Kokain ya da metamfetamin ya da diğer maddeler. Onları da tohumlara emdiriyorlar. Hatırlarsanız biz daha önce yazmıştık. Dilovası'nda gelen bir konteynerde yine çantalar içerisinde kokain çıkmıştı. Başka ne çıkmıştı? 5 ton kokaindan bahsediyorduk biz. Ortalık ayağa kalktı. Sahibi kim? Sahibi kim diye biz araştırmıştık bunu. Neyin içerisinde çıkmıştı? Siyah polimerlerin içerisinde çıkmıştı. Granürlerin içerisinde çıkmıştı. 4.9. Hala bilmiyoruz. Sahibi o da, Türkiye'ye getiren boron kimdi hala bilmiyoruz. O da tahmini. 4.9 son tahmini. Çünkü alınan örneklerle yapılan çaprazlamadan 4.9 ton olduğu tahmin ediliyor. Çok daha fazla olduğu biliniyor. Peki o getiren firma, Türkiye'ye getirecek olan firma daha önce ne getirmiş Türkiye'ye biliyor musunuz? 7 defa. Kitaptan bilgiler veriyorum Timur. Evet. Sığır derisiyle getirmiş. Sığır derisine emdirmiş uyuşturucuyu ve Türkiye'ye ithal etmişiz biz bunları. Başka neyin içinde geliyor dedik? Muz ve sığır avokado. Sığır derisine emdirmiş. Evet. Bu şimdi gübreye senin yeni kitabından. Ya var yeni kitapta hala göreceksiniz neler var. Neler var da. Şimdi bunun yanında başka en son çok büyük bir operasyon yapıldı. 4,5 ton metamfetamin ele geçirildi. 4,5 ton. Arkadaşlar bu çok büyük rakam. Çok nerede ele geçirildi? Rekor bu. Nerede İstanbul'da ele geçirildi? İhbar alınıyor. Hı hı. İran'dan giriş yapan bir tır takip ediliyor. Yapılması gereken yapılıyor aslında. Hemen İran'ın girişinde operasyon yapılıp alınmıyor tır. Bekliyor ki nereye gidecek? Bu tır nereye gönderilecek? Ve tırın boşaltım yaptığı yerlerde de ne olacak? Bu gözlemleniyor. Kontrollü teslimat. Kontrollü teslimat. Bizim de hep seninle birlikte söylediğimiz bu. Kontrollü teslimat yapılması gerekiyor. Kontrollü teslimatı takip ediyor polis ve operasyon yapıyor. Bakın bunlar üzerlik tohumu arkadaşlar. Üzerlik tohumlarının içerisine metamfetamin yedirilmiş.
Bu metamfetamin içerisinde var olan metamfetaminin de ayrıştırılması için bakın çuvalları görüyorsunuz. Tonlarca. Tonlarca üzerlik tohumu bu. Normal yasal bir yolla geliyor ki baktığınızda üzerlik tohumu olarak görürsünüz. Hani bunu analizini yapmak ancak uzmanların işi, kimyagerlerin işi. Sonrasında bunu takip eden polis depolara bırakıldığını görüyor ve bu üzerliğin içerisinde, üzerlik tohumunun içerisinde uyuşturucu olduğunu bildiği için de bunun ayrıştırılması lazım. Ayrıştıracak bir ekibin olması lazım. Bu ekip de İran'dan 4 tane doktor Türkiye'ye geliyor ve bu üzerlik tohumlarının bırakıldığı depoya yerleşiyorlar. Bu depoda bunların ayrıştırmasına başlıyorlar. Üzerlik tohumlarından metamfetamini ayırıyorlar. Hatta 170 kilo sıvı hale getirilmiş metamfetamini de yakalıyorlar bu operasyonda. Ayrıştırılmış ve ayrıştırmaya da devam ediyor. Bunlar ayrıştırıldıktan sonra ne olacak? Ya başka bir maddeye emdirilip gönderilecek yurt dışına, transit edilecek ya da bizim çocuklarımıza satılacak. Şimdi İran, Afganistan, Pakistan hattı üzerinden evet. geliyor. Evet. Yani genel hat Pakistan'a gidecek diye düşünülüyor. Ha. Orada ama şey o üçlü hattı hep evet. üzerinde yürüyor. Buraya geliyor 4 İranlı doktor. Burada o işlemi gerçekleştiriyor ya yani ayrıştırma işlemini. Sonra onlar da buradan hop Avrupa'ya. Aynen öyle. Ve bu 4 İranlı bir defa girmemiş Türkiye'ye. Birçok defa girmiş. Bu girdiklerinde de ne yapıldığıyla ilgili emniyet tabii ki bununla ilgili soruşturmasını yapıyor. Ben de heyecanla tabii bazı bilgilere sahibim ama ne yazık ki onları anlatamıyoruz. Bunlarla ilgili böyle ufak ufak. Bunlarla ilgili ileride çok fazla şey çıkacak. Bakar mısınız şuna? Bu sıvı metamfetamindi. Az önceki fotoğrafa şeye gelirseniz son anı. Alttaki de sıvı metamfetamindi. Bunlar bu şekilde ayrıştırıldıktan sonra içerisine başka kimyasallar katılıyormuş. Ve metamfetaminin aslında olanın kısmından da daha büyük bir miktar elde ediliyormuş. Yani mesela bu 4,5 ton ya da 3,5 ton diyelim buna. 4,5 ton. 4,5 tonun içerisine yaklaşık 1 ton daha başka kimyasal maddeye konularak bu çok daha fazla bir miktara getiriliyor. Poşetlenip Türkiye'de satılacak ya da yurt dışında satılacak miktara ayarlanıyor. Ve inanılmaz büyük bir zehir saçılmaya başlanıyor. Bu, bakın bu. Sıvı metamfetaminler bunlar. Ayrıştırılmış olanlar. Bunlar da ayrıştırılacak olanlar. Ayrı ayrı her depoda var bunlardan. Şimdi Murat bir parantez açmak istedim bu konuyla ilgili. Bakın yani bütün dünyada narkotik konusunda uzmanlaşmış birimlerin ortak bir tespiti var. Metamfetamin dünyanın kabusu olacak. Çünkü birincisi aynı Murat'ın söylediği gibi bu eroin kadar bağımlılığı olan bir madde ve eroin kadar da insanda zararı olan bir madde. Son dönemde işte annesinin kafasını kesti, balkondan attı veya işte çok ailesine yönelik şiddet uyguladı gibi vakalar görüyoruz ya. Bunların büyük kısmı metamfetamin kullanıcısı kişiler tarafından yapılıyor. Bunun etkisi şizofreniye benzer belirtiler yaratıyor çok fazla. Ve çok ucuz. Ve çok çok ucuz. Yani saklanması çok kolay olduğu için Murat'ın gösterdiği, bu anlattığı çıkan malzemeler çok küçük buz denilen, işte ateş denilen küçük böyle kristalize parçalar halinde piyasaya verilebiliyor. Bakın, çeşitli isimler de takıyorlar bunlara. Ve Metin amca örneği bir tane sanmıştık. Yani. Metin amca diye sokakta öyle satılıyor Met'ten gelerek. Ben şimdi, Metin abi diye biliyorum. Metin amca diye satıyorlar daha çok. Burada baş daha iyi bilir arkadaşlar. Anlatacağım neden bildiğimi. Burada ama şöyle bir şey var. Bakın 2009'da ilk defa yakalanıyor. O kadar enteresan ki İranlı bir kişi de yakalanıyor. Türkiye'de ilk defa metamfetamin. Çok küçük bir parça metamfetamin ilk defa Türkiye'de 2009'da yakalanıyor ve Türkiye bu uyuşturucuyla tanışıyor. 2019'a geldiğinde 10 yıl sonra yaklaşık 1 ton metamfetamin yakalanıyordu. 2020'ye bir geldik. Bakın 2020'ye geldiğimizde bu oran 5 kat arttı. Yani pardon 4 kat arttı. Yakalanması değil mi? Evet, yakalanması 4 ton oldu. Hı hı. Ama yakalanmayı şöyle düşün. Ne kadar yakalanıyorsa o kadar piyasaya giriyor. 4 tona çıktı. Şimdi böyle en son sanırım 2022 verisiydi. 13 tondan bahsediliyor. Bakın 4 ton, 5,5 ton sonra 13 ton. Nasıl?